Prigojin'le birlikte uçak kazasında ölenlerin kimliklerinin doğrulandığını açıkladı. Amerikan medyası ise Prigojin'in yerine geçecek isimle ilgili iddiaları yazdı. Wagner lideri Prigojin'in ölümü teyit edildi. Açıklama Rusya Araştırma Komitesi'nden geldi. Komite, çarşamba günü meydana gelen uçak kazasında ölenlerin kimliklerini açıkladı. Kimlikler uçuş listesindeki isimlerle eşleşiyor. Prigojin ve onun sağ kolu Dmitri Utkin de o isimler arasında. Peki Rus paralı asker grubu Wagner bundan sonra ne yapacak? Grubun yeni komutanı kim olacak? Yeni iddialar Amerikan basınından geldi. Buna göre Wagner'in başına baba lakaplı eski bir KGB ajanı olan Jenadi Timchenko'nun getirileceği konuşuluyor. Ya da Timchenko'nun hali hazırda liderliğini yaptığı Redut grubu Wagner'in yerine geçebilir. ABD merkezli New York Post gazetesi Wagner'in misyonlarını devralacak en muhtemel adayın Redut grubu olabileceğini yazdı. Redut, Rus istihbaratı tarafından kontrol ediliyor. Kremlin ve Gazprom tarafından destekleniyor. Bünyesinde yaklaşık 20 bin paralı asker olduğu düşünülüyor. Amerikan basınına göre Timchenko'yu bu pozisyon için Rus ordusu önerdi. Ve Rus ajan, projenin babası olarak tanımlandı. Redut, 2008 yılında Rus İstihbarat Servisi ve Savunma Bakanlığı'na bağlı askerler tarafından kuruldu. Grup Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde de önemli bir rol oynuyor. Ayrıca Afrika ve Suriye'de de aktif olarak savaştı. Prigojin'in ölümünün ardından Wagner'in en yüksek rütbeli komutanı Andrei Troshev'in Redut'a katıldığı da iddialar arasında.